Cep Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel basına destek amaçlı olarak yapılan aboneliklerle ilgili paylaşımımız olacak. Evet, ben de herkese iyi günler diliyorum. İyi bir yayın olsun. Ben yaklaşık herhalde 15 gündür bunu kendi sosyal medya sayfamdan üstü kapalı, yani seçim sürecinde belediye ismi vermeden, siyasi parti ismi vermeden bazı açıklamalarda bulundum. Anlayan anlasın dedik. Herhangi bir siyasi partiye amacımız yok. Siyasi partiyle bir derdimiz yok. Herhangi bir belediyeyle derdimiz yok dedik ama maalesef anlatamadık. Artık bir bıçak kemiğe dayandı. Müthiş bir haksızlık var. Müthiş bir eşitsizlik var. Müthiş bir adaletsizlik var. Hak, hukuk, adalet diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde açıkça özellikle bize büyük bir haksızlık var. Dolayısıyla kendi hakkını savunamayan gazeteci vatandaşın hakkını hiç savunamaz. Kendine bir şekilde haksızlık yapılan ya da kendisinin bizzat içinde olduğu herhangi bir ihalede fesat karıştırılıyorsa herhalde buna sessiz kalamazdık. Dolayısıyla bu yayında hep soruluyor işte hangi belediye, kim bu abonelikler, kaç lira yapılıyor. Tabii bu süreçte gazeteciler arasında da ikilem oldu. Gazeteciler birbirine düşürülmeye çalışıldı. Hatta bana işte abonemizi engelledin, ekmeğimizle oynadın diyenler oldu. Şimdi burada hepsini açıklayacağız. Neden böyle bir sürece gelindi? Ve dördüncü aydayız. Bakın bugün 3 Nisan 2023. Dördüncü aydayız ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 abonelikleri daha yapılamadı. Normal şartlarda Ocak ayında yapılıyordu. Süreç nasıl işledi? Biraz kısaca ben ondan da istersen. Evet, sen de çok dolusun biliyorum ama yani dördüncü ayda daha beceriksizlikten, kabilesizlikten ya da birilerini korumak için, birilerinin ekmeğine yağ sürmek için dördüncü ayda abonelikler henüz yapılamadı. Zaten ben açıkladım, savcılığa gideceğiz. CİMER üzerinden şikayetimizi yapacağız. Ama bir kez de bunu önce bir vatandaşlara, biz gazeteciyiz sonuçta, bizi takip edenlere, bizi sevenlere, sevmeyenlere bir duyuralım istedim. Biz buyurun. Burada hiçbir meslektaşımızın, hiçbir arkadaşımızın özellikle ekmeğiyle oynamıyoruz. Onun öncelikle altını çizelim. Bazı içgüzarlar işte abonelikleri iptal ettiriyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben abonelik kesmeye gittiğimde geçtiğimiz yıl 10 abonelik bedeli olarak 4500 lira kesmişim. Şöyle yapalım mı? Özür dilerim. Birazcık daha geriye gidelim. Biliyorsun 1,5 yıl önce 1 Haziran'da AK Parti hükümeti tarafından yerel basına tasarruf tedbirleri adı evet. altında belediyelerin ilan almaları bir şekilde engellendi. Onun da sebebini müsaade ederseniz söylemek Tabii. istiyorum. Yerel seçimlerde büyük şehirleri kaybeden AK Parti iktidarı baktı ki işte özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana bu gibi büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri kendi yandaş medyasına para akıtacağını engellemek için dendi ki aboneler şu kadar olur, ilan verilmez. Böyle bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bunu tasarruf tedbiri, sözde tasarruf. Hani her iş bitti, gazetecinin tasarrufuna kaldı iş. Ve büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere bir tasarruf genelgesiyle abone sayılarının en fazla işte 3, 5, 10 olacağına yönelik bir genelgeyle birinci baltayı oradan yedik. Mevcut AK Parti hükümetinden yedi yerel gazeteciler ilk darbeyi. Ondan sonra geçtiğimiz günlerde basın ilan kurumuyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Evet, ben onun yanındayım. Aslında doğru bir düzenlemeydi. Ama sonuçta yerel basın ikinci darbeyi oradan yedi. Şu anda en az 2 sarı basın kartı dediğimiz çalışanı olması gerekiyor. Evet. Bence güzel. Genç gazeteci arkadaşlarımız, kardeşlerimizin iş imkanları arttırıldı. Böyle bir süreç yaşadık. Eğer bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorsan seni de dinlemek Aynen, isterim. Aynen, katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Zaten yerel basın çok zor günler geçiriyor. Öncelikle teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi basına öncelikle sahip çıktı abonelik konusunda. Ama geçtiğimiz yıl ki abonemde ben 10 abonelik bedeli olarak aylık gazete olarak çıkıyorum. 4500 lira kestik. Onu özür dilerim. Tekrar biraz daha anlaşılabilir olsun diye 2022'nin Ocak ayında evet. Bir yıllık abone için tasarruf tedbirleri doğrultusunda dediler ki 10 gazete yapıyoruz. O zaman dolayısıyla gazeteciler de biz de dahil satış fiyatlarını arttırarak rakamı
bir yere dengeyi oturttuk. Buna da Büyükşehir Yönetimi, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak dedi ki ben de yerel medyama azıcık destek olayım. Rakamları da çok düşürmeyelim. Çünkü gazeteler 3 lira, 5 lira, 10 liraydı. O 10 sayısını dengelemek için sayı düştü ama azıcık rakamlar yükselince evet o zaman biz yanılmıyorsam 45 lira gibi bir rakamla abonelik gittik. Evet. İlk önce biz kestik. Biz kestik. 10 gazete için 4500 lira bir yıllık abone ücretini kestim. Bir ay sonra öğrendim ki diğer arkadaşlarımız bizim 3 katımız kesmiş. Tamam olabilir. Ben sesimi çıkarmadım. Tamam dedim seneye nasıl olsa düzelir. Geldik bu seneye. Kim ne kestiyse geçen yıl 2022'nin Ocak ayında üstüne %70 çıkıyor. Çok hızlı acele ediyorsun. Azıcık da teferruatı ben anlatmak istiyorum. Ben anlatmak istiyorum. Geçen sene böyle bir karşılıklı mutabakatla ve şunu da belirtelim. Yani bu kamu kurumu, belediye. Kamunun kaynaklarını harcıyorsunuz. Bunun belirli bir mevzuatı var. İşte kamu ihalesi var. Ne bileyim ben. Onun aynı şekilde bir dosya düzenliyorsunuz. Sizden teklif alıyorlar. İşte 10 tane gazete. Şurada mesela gazetelerimiz burada. Bunun bir ölçüsü var. 35'e 50. 35'e 50. 14 sayfa. Evet. Dışı ağırlıkla bir ve son sayfası renkli oluyor. İç sayfası da siyah beyaz oluyor. Ağırlıkla yerel haberler var. Yani Tekirdağ'daki hatta Türkiye'deki yerel gazetelerin standartları bu kağıtta, bu sayfada, bu renkte %90'ı böyle. Arada tabii çok fotokopi kağıdına yapanlar da var. Hadi onları karıştırmıyoruz. Geçen sene gittik, teklifimizi verdik. Az önce senin de belirttiğin gibi 10 gazete 4500 lira ilgili daire ve ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin satın alma ekibi de uygun gördü. Bizden sonra az önce Gülgün Hanım çok hızlı hareket ediyor tabii. Yaklaşık 10 gün sonra tabii bütün gazeteciler sırayla gidiyor. Gazete sahipleri, özür dilerim. Gazeteciyle gazete sahibi farklı ama yerel gazetelerde hem gazeteci hem gazete sahibi aynı kişi. Bizim de işte burada benim Başkan 59 gazetesi var. Gülgün Hanım'ın da yorum gazetesi var. Hepimizin faturaları ayrı, muhasebecisi ayrı, işlemleri ayrı. Her ne kadar aynı ofisi kullanıyorsak bu giderlerimizin minimize edilmesi. Aynı ofisi kullanıyoruz ama gazetelerimiz ve gazeteciliğimiz ayrı. Sağ olsun tasarımların çoğunda Gülgün Hanım yapıyor. Bunu da buradan teşekkür edelim. Bizden bir ay sonra gidip de rakamları yüksek tutmuşlar. Biz 45 lira deyince onlar 70 lira, 80 lira. Yani herkes kafasına göre demiş ki ben istediğim fiyatı koyarım buraya. Bu benim kabul ediliyor çünkü. Benim kendi gazetem. Eyvallah. Tabii ki herkes fiyatını koyabilir. 500 liraya da yapabilirsin. Benim gazetem çok kıymetli. İşte ne bileyim bendeki bilgiler, bendeki köşe yazarları hiç kimsede yok. 500 lira diyebilir evet. Bir gazeteci. Ona da bir şey diyemiyorum. Ama gel gelelim madalyonun öbür yüzüne. Sen kamu adına alım yapıyorsan bunu birisine 5 lira, birisine 6 lira, birisine 8 lira aynı ebatlarda, aynı tarihte, aynı ihale yöntemiyle ki kanunlar açık böyle birisini 5 lira, birisini 500 lira yapamazsın. Az çok devlet memurluğundan geliyorum. Geçen sene buna dedik ki tamam dediler ki ya seneye düzelteceğiz Ocak ayının 2022 Ocak ayı ya da Şubat ayı. Dediler ki böyle böyle evet bir şey oldu arkadaşlarımız da üzülmesin. Tamam dedik üzülmesin. Geçen sene böyle geldi geçti ta bu zamana kadar. Evet şimdi bu zaman, seneye geldik. Ne oldu defalarca gidip konuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza durumu anlattım. Benim en az 10-12 bin lira zararım olduğunu söyledim. Geçtiğimiz sene az kestik tamam eyvallah seneye düzelir dendi. Bu seneye geldiğiniz zaman ben 4500 lira kesmişim yıllık abonelik. Onun üstüne %70 koyuyor. Onu da şöyle açıklayalım. Geçtiğimiz yıl Ercan Bey. Evet. Geçtiğimiz yıl 10 bin lira kesen arkadaşıma da %70 koyuyor. Biz ne dedik gittik. Dedik ki günlükleri eşitleyin. Aylıkları eşitleyin. Haftalıkları eşitleyin, 15 günlükleri eşitleyin dedik. Biz aboneleri iptal edin demedik. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin dedik. Müsaade etsen onu da açıklayayım. Çünkü birçok takipçi bunu bilmiyor. Günlük ne, 15 günlük ne, aylık ne. Bizim camiamızda gazeteciler bunu çok iyi biliyoruz. Şimdi %70 rakamı nereden çıktı? Dediler ki hükümetin açıklamış olduğu resmi enflasyon %64 evet. Ya da 65. Evet. İlgili daire müdürü dedi ki Büyükşehir Belediye Başkanımız size 5 puanda kıyak yaptı. Biz %70 yaptık. Geçen seneki fiyatlarınızın üzerine enflasyon kadar artış yaptık.
İşte geçen sene örnek veriyorum 4 lira kesmişsin, %70'i kadar fatura keseceksin. Birçok kişi de ki ya ne güzel. Evet. Allah razı olsun. Evet. Her ne kadar gerçekte şu kağıdın maliyeti %360 olsa bile, enflasyon gerçek hayatta %300 olmuş olsa bile, elektrik, doğalgaz, yaktığımız yakıt 3 katına çıkmış olsa bile, Büyükşehir Belediye Başkanımız hiç olmazsa %70 bir artışı bu yoklukta, bu krizde Allah bereket versin dedi herkes. Ama biz biliyoruz ki geçen sene 8 liradan kesen, 10 bin liradan kesen aynı bizim emsalimizde aylık dediğimiz ayda bir sayı çıkartan şu gazete aylık çıkıyor. Evet. Böyle yaklaşık Tekirdağ genelinde herhalde 50 tane gazete var bildiğim kadarıyla ki sabah az önce rakamları aldım. Yayın yapan 50 tane gazete var, 50 tane gazeteci var. Eyvallah dedik, eyvallah tamam ama geçen sene 4 liraya fatura kesene de %70, geçen sene 14 lira fatura kesene de %70. Sonra bu sene dedi ki bu böyle olmaz, yanlışlık var. Yani makas gittikçe açıldı. 4 lira kesenin rakamı 7 lira oldu, 10 lira kesenin rakamı 17 lira oldu. Birisi 7 lira, birisi 17 lira. Aynı gazete, aynı kağıt, aynı tasarım, %99 aynı bilgi. Yani içinde böyle süper... ulusal bir köşe yazarının maliyeti var, köşesi var. Eskiden öyle bir şey yok. Ercan Bey. Şimdi gelen maillerle yapıyoruz. Hepimiz öyle yapıyoruz. Oturup da çok böyle özel haber yazdığımız yok yani. Ya benimki dedi ki benim gazetem çok süper gazete. Benimkisi tamamen özel haber, özel köşe yazıları var dese bile devletin ihale sisteminde böyle bir mantık yok. Müfettiş geldiğinde der ki bu gazetede aynı, bu gazetede aynı. Sen bunu 4 liraya almışsın ya da 7 liraya, bunu 17 liraya almışsın. 10 sayı. Neden? Nereden çıkıyor bu fark? Bu ansiklopedi değil. Bu herhangi bir hikaye, roman, sanat eseri de değil. Sonuçta yerelde bir gazete. Gelelim günlük ve aylık farkına. İşte o çok zaten canımızı acıttı. Ha, günlük olarak yayın yapan gazeteler var. Biz aylığız. Senede 12 sayı çıkıyoruz. Günlük gazeteler senede 360 sayı çıkıyor. Misal. Ya pazarları çıkarttıysa minimum 300-310 sayı. Tamam, 310 sayı çıkıyorlar. Bazı günlükler yıllık aboneliği 20 bin lira. Bazısının 25 bin lira. Bazısının 30 bin lira. Bazısının da tabii bu iddia tam faturayı görmedim. 80-90 bin lira kestiği söyleniyor Ercan Bey. Şimdi günlüklerde de aşırı derecede bir acayip bir şey açılışı var yani. 20 bin kesenlere... 70-80-90 bin kesenlere. Yani altını bir kez daha çizelim. Gazetenin rakamını herkes köşesine bu demokraside istediği fiyatı yazmakla serbest. Ha, bunun karşılığı gidip de aynı fiyata bayide satabilir misin şimdi şu gazeteyi 50 liraya, 60 liraya, 80 liraya? Kim alır bunu? Kimse almaz. Burada belediyeler diyor ki bizim kendi yerel gazetecilerimize azıcık destek çıkalım. Sağ olsunlar. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ama o desteği bile birisine 3 lira, birisine 30 lira yaparsa burada sıkıntı çıkar. Büyük sıkıntı. Dolayısıyla da burada yayının başında söylediğim gibi kendi hakkına sahip çıkamayan bir gazeteci vatandaşın hakkına nasıl sahip çıkacak? Kendi materyalinde bir yolsuzluk, usulsüzlük yapılan bir gazeteci nasıl sessiz durabilir ya? Hani şimdi bu herhangi bir asfalt ihalesi olsa belediyede, ne bileyim çocuk parkı malzemesi alımı ihalesi olsa o zaman çok konulara vakıf olamazsın. Biz bu işin içindeyiz. Beraber en az 3 defa gittik. Büyükşehir Belediye Başkanımız dedik. Başkanım yanlışlık var. Düzeltilecek, düzeltilecek, düzeltilecek. 4. aydayız da hala düzeltilecek. Şimdi, ve bir kısım gazetecilerin faturaları kesilmiş. Dosyaları, ihaleleri yapılmış. Evet. Ödemeleri yapılacak. Ama bizim müdahalemizle bunlar durduruldu. Durdurulmayı bırakın. İptal edilecek. Bütün aylık gazeteler kendi aralarında az önce senin de belirttiğin gibi bir rakam belirlenecek, destek yapılacaksa, herkese eşit yapılacak. Evet. Eğer günlük gazetelere yapılıyorsa, biz ayda 12 tane, yılda 12 tane çıkartırken, yılda 300 tane çıkaran bir gazeteci herhalde daha farklı olacak. Ha, onların basın ilan kurumundan ekstra aldığı destekler var devlet tarafından. Tabii. Günlük dediğimiz gazetelerin. Bizim aylık gazetelere o destekler verilmiyor. Orada da bir adaletsizlik var. Ama sonuçta kamu kaynaklarını kullanan bir daire müdürü, memuru kamu ihale yasalarına, mevzuatına uymak zorunda. Evet. Benim gazetemin değeri 500 lira diye 500 liraya bunu alamaz. Alamaz.
Ben kendi hakkımı, Ercan kendi hakkını savunurken, hani hep hak, hukuk, adalet diyoruz ya, ama bizim gibi olan birçok meslektaşımız var. Yani bu mağduriyeti yaşayan birçok meslektaşımız Kimsenin var. Haberi yok. Kimsenin haberi. Ya biz burada özellikle altını çiziyorum. Kadir Albayrak'ın yanına gittim. Olmaz böyle bir şey dedi. Dedim ki başkanım, benle aynı statüde olan diğer arkadaşımın arasında 10-12 bin lira fark var. Hatta şöyle diyelim, %100 fark var. %100 fark yani, var yani. O yanlış anlaşılmasın. Birisi 7 lirayken birisi 14 lira, birisi 15 lira. Biri 20, hatta 20'nin üstünde olduğu iddiaları da var Ercan Bey. Yani bunu da burada söyleyelim. Kimsenin kimseye hakkı geçmesin. Bu şekilde olursa zaten ben sosyal medyada da biz paylaştık. Faturayı da kesmem, hakkımı da helal etmem. Geçen sene zaten ben mağdur olmuşum. Ondan sonra yüksek vermişim, kabul olmamış diğer arkadaşlarım gibi. Ortalamayı siz yapıyorsanız eğer, hepsini eşit yapmak zorundasınız. Tabii diğer bir konu da bu tür rakamların gizleniyor olması. Yani biz bunları sağ olsun bazı arkadaşlarımızdan, sonra hepimiz bir camiayız. Evet. Herkes birbirini zaten soruyor. Sen kaç kestin, öbürü kaç kesti, işte Çorlu Belediyesi ya da diğer ilçelerdeki Çerkezköy. Bu bilgiler gizli kalmıyor. Ama ne hikmetse Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilgili arkadaşlar rakamları gizliyorlar. Herkesi tek tek çağırıyorlar. Birisine 5 lira, birisine 25 lira. Böyle bir şey yok. Evet, yani şimdi tam yani. Seçimlere 40 gün kalmış, 45 gün kalmış. Ben burada siyaset yapmak istemiyorum. Ama zorluyorlarsa bir dahaki yayına siyasette gireriz. Bunu şehirdeki muhalefetin ilgili siyasi birimlerine iletiriz. Tabii ki en demokratik hakkımız, bu konuda hem haber yapacağız, hem Cumhuriyet Savcılığına gideceğiz şikayetimizi. İhalede yolsuzluk var. Bakın, Türk Ceza Kanunu 235. maddesi diyor ki, ihaleye fesat karıştıranlar 3 ila 7 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılır. Ya bizi anlamıyorlar, ya bizim diyorlar ki bunlar bir şey bilmiyor, ya bizim şaka yaptığımızı zannediyorlar, ya da çok cahiller, zır cahiller. Diğer bir konu da, diğer gazeteci arkadaşları kışkırtarak üzerimize ya da bizzat kendi adıma söyleyeyim. Ben fesata tehdit katmak, ihaleye tehditle müdahale etmek daha ağır suça giriyor. Hiç kimse bunun farkında değil. Evet. Devir değişti. O devirler yok. Herkes kayıt altında. Herkes birbirini biliyor. Bu da vatandaşları bilgilendirme yayın olsun. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yerel gazetelere abonelik fiyatlarında müthiş bir uçurum var. Destek yapılacaksa da eşit olması lazım. Evet. Ha, şunu da belirteyim. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın en demokratik hakkıdır ya da herhangi bir belediye başkanı. Bize abone olmak istemeyebilir. Olmasın. Tabii. Yani ben kimseden sadaka da istemiyoruz. Hatta daha güzel bir inşallah abone yapılmaz. Kendi adıma söylüyorum. Benim demokratik özgürlük hakkımı daha da özgürleşirim. Neden? Onu da söyleyeyim. İşte 3 kuruş 5 kuruş bir destek veriyor diye kendi adıma söyleyeyim. Konuşmalarınız, kaleminiz, klavyeniz zaman zaman kayıyor. Demokrasi böyle bir şey. Sadece bu Tekirdağ, Çorlu yaşadığımız bölge için değil, bütün Türkiye. Keşke bu belediyelerden bu desteklerin tamamı kesilmiş olsa, herkes özgür gazetecilik yapsın. Tabii burada takipçilerimize, bizi sevenlere, bizi izleyenlere, demokratik, tarafsız gazetecilik istiyoruz diyenlere, artık bundan sonra dijital gazetecilik var. YouTube'da, Facebook'ta destekleriniz önemli. Gerek reklam desteğiniz, gerek bağış desteğiniz. Bu yayına bile bağışta bulunabilirsiniz. Onu da altını çizeyim. İnşallah, tabii burada en önemli noktalardan birisi de vatandaşın gazetecilere sahip çıkması lazım. Vatandaş, Türk halkı, Türk milleti gazetecisine sahip çıkmazsa, yereldeki gazetecisine sahip çıkmazsa, gazeteci ister istemez kalemini, klavyesini, konuşmalarını başka yönlere çevirmek zorunda kalır. Yani niye bizi belediyelerin muhtaç ediyor ki bu vatandaşlarımız? Sonuç olarak gelirsek, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Kimse fitne fesatçılık yapmasın. Biz kimsenin hakkına girmiyoruz. Benim de şu anda 1000 liraya bile ihtiyacım var. Ben de hepimizin. Çocuk okutuyorum. Ben sadece hakkımın peşindeyim. Geçen sene bana bir haksızlık yapılmış. Bu sene yapılmasını engellemek istiyorum. Benim gibi mağdur olan bir sürü de arkadaşım var. Onların faturalarını da tahmin edebiliyorum yani. Biz bunun peşindeyiz. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Günlük gazeteleri, Tekirdağ ve ilçelerinde yaşayan, yayınlanan günlük gazetelerin hepsinin abonelikleri aynı olması lazım. Haftalık gazetelerin hepsinin aynı olması lazım. 15 günlüklerin aynı olması lazım ve bizim gibi aylıkların da fatura bedellerinin, abonelik bedellerinin eşit olması lazım. Birine 4, birine 20, birine
7 birine 18 olursa burada bir haksızlık oluyor yani. Bu da beni açıkçası üzüyor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi var. Hak, hukuk, adalet. Ben şu anda hak, hukuk ve adaletin peşindeyim. Yani daha fazla tabii Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminin bu nelere maruz kaldığını burada söylemek istemiyoruz. Dediğim gibi seçime sayılı günler kaldı. Ha, bu arada ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na konuyu aktardım. Milletvekiline konuyu aktardım. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tekirdağ içinde kısır döngü çekişmelerine değinmek istemiyorum. Birileri bıyık altından gülüyor. Birileri diyor ki yapın kardeşim gibi söylemlerde bulunuyor, üstü kapalı. Oralara girmek istemiyorum. Ado diyorum ki partinin kendi iç meselesidir. Onları da biliyoruz bir gazeteci olarak. Ama bu son ikazımız, vatandaşı bilgilendirme ikazımız, bu ihale derhal iptal edilecek. Az önce senin belirttiğin gibi herkese hak, hukuk, adalet çerçevesinde eşit bir şekilde destek verilecek. Destekten yanayız. Maalesef basın zor durumda. Belediyenin birçok kesime destekleri var, bütün belediyelerin. Evet. O desteklerin bir kısmını da basın, yerel basın alıyor, hak ediyor. Hı hı. Çok büyük emek harcayanlar var. Şu gazetenin maliyeti, koşturması, gitmesi, evet, gelmesi. Çok güzel bir noktaya değindin. Tamam 20 lira, helal hoş olsun, 50 lira yap. Ama bizi de yap, herkesi yap. Herkesi. Birisine çay kaşığıyla, birisine kepçeyle verirsen orada olay çıkar ya. Haksızlık oluyor. Olmaz yani. Evet, son olarak hak, hukuk, adalet diyorum ben. Yani hayırlısı olsun diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza destek olun. İnşallah bundan sonra da YouTube'dayız, Facebook'tayız. Devam ediyor yayınlarımız. Yerel Belediye, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu haksızlığı yaklaşık 4. aydayız. Böyle bir yayınla sizlere anlatalım istedik. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.